Merhabalar. Medya konuşacağız bugün. Sık sık konuştuğumuz konulardan biri. Konuşuyoruz. Tekrar konuşacağız ve bugün bir uzmanıyla konuyu ele alacağız. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden Ceren Sözer'e hoş geldiniz. Merhaba. Keşke bu medya söyleşileri de böyle güle oynaya yapılan, kahkahalarla, esprilerle geçen bir şey olsa. Hani hep şey imrenirim ben. Önemli günler, o günlerde yapılan programlar. Bizde de geçenlerde şeydi değil mi? Medya, basın özgürlüğü sansürün kalkmasının şeyi bayramıydı ve 1908 değil mi, yani 111 yıl geçmiş, nereden nereye evet, gelmişiz. Ama 1971'de onun artık bir bayram olarak tartışmalı hale geldi. Evet, tartışmalı hale geldi çünkü işte basın üzerindeki baskılar vesaire. Şimdi de hani 24 Temmuz'da basın bayramını kutlamıyoruz diye mesajların yayınlandığı bir gün veya işte genel değerlendirmelerin yapıldığı bir gün, yani o önemli gün ve haftalar içerisinde. Peki halimiz bayramlık mı? Yani dünya medyası içinde bizim yerimiz şu, hep böyle duyduğumuz, okuduğumuz şeyler vardır ya. Dünya özgürlükler sıralamasında şuradayız, buradayız. Nerelerdeyiz en son? Biraz işte öyle, aslında mecazi olarak da kullanılır ya bayramlık. O anlamda biraz bayramlık hakikaten böyle bir hani biliyorsunuz sınır tanımayan gazeteciler örgütü Türkiye'yi birkaç yıl önce dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak ilan etmişti. Hala da bu şeyini koruyor aslında Türkiye. İşte 180 ülke arasında 157. sırada. Hiçbir gelişme göstermediği gibi işte Freedom House raporlarında da işte artık özgür olmayan ülkeler arasında son birkaç senedir yine özgür olmayan ülkeler arasında sayılıyor. Çok kaç sayıda, gazeteci hapiste sizin çok, verilerinize göre? İşte bizim verilerimiz aslında bir anlamda hani pek çok kurumun verileri bu anlamda biraz çelişiyor. Onun aslında biraz açıklığa kavuşturmak lazım. Yani neden işte birisi için 150 gazeteci cezaevinde, birisi için mesela CPJ için, Komite Gazeteciler Komitesi için işte 80 civarında gazeteci cezaevinde. Hani o gazetecilikle ilgili kriterler orada belirleniyor. İşte ne bileyim, hani medyada çalışanlar bunun içine dahil edilecek mi? Gazete dağıtımcıları bunun içine dahil edilecek mi? Ulaşılamayanlar oluyor bazı durumlarda. Avukatsız kalan gazeteciler oluyor vesaire. Bu anlamda da kurumdan kuruma değişiyor ama yani şu şöyle ki, hani 100'den aşağı ya da işte 80 diyelim ki en az sayı, ondan aşağı değil ve bu zaten dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir rakam. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu 134 dedi. 134, o muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu ve belki Türkiye Gazeteciler Sendikası, o da bir veri tutuyor. Belki oradan almış olabilir. Olduğu veridir veya aslında CHP milletvekilleri içerisinde Utku Çakır Özel, onlar da sürekli basın özgürlüğünü dile getiren raporlar hazırlıyorlar. Belki kendi verileridir bu anlamda. Ama evet, yani ne olursa olsun sayı oldukça fazla ve hani en son Cumhuriyet Gazetesi'nden giren, hani bir ara böyle şey olmuştu. Cezaevindeki gazetecilerin de kimlikleri de önemli. Mesela hani çoğunluk Kürt gazeteci, bazen o kadar haber olmuyor, bazen kurumların gündeminde, örgütlerin gündeminde olmayabiliyor. İşte son dönemde de Cumhuriyet Gazetesi'nden giren, işte İstinaf Mahkemesi'nin cezalarını onadığı gazeteciler cezaevindeler ve yine en azından hani hem uluslararası örgütler için hem Türkiye'deki örgütler için yeniden gündem ve kampanya yaptıkları bir süreç. Evet. Bu da bir küçük bir öz eleştiri alarak da hani hepimiz için de şey yapabiliriz bunu. Evet, şimdi son haftalara bakalım, medyada ele alacağımız bu ay diyelim, bu ayki şeylerden biri, konulardan biri size olabildiğine güzel bir şekilde yöneltmeye çalışacağım soruyu. Şöyle bir cümle buldum. SETA yabancı basının maskesini indirdi. Bu benim cümlem değil. Hı-hı. Böyle bir cümle ben biraz zor kurarım. Bu sabahtan, bunu beğenmediyseniz takvimden bir başka cümle. Yabancı medya kuruluşlarının işbirliği iç yüzü, pardon, ipliği pazara evet. çıktı. Bu da takvimin. Ne oldu? SETA neyin raporunu yaptı sizce? Şimdi aslında SETA'nın bu raporunun öncesindeki rahatsızlığı da biraz şey yapmak lazım, hatırlamak lazım diye düşünüyorum ben. Örneğin Cemal Kaşıkçı cinayeti zamanını düşünün. Sürekli Türkiye'den bir takım kaynaklar, işte Reuters'a konuşan, işte Reuters böyle haberler geçiyordu, işte Türkiye'den bir takım kaynaklar ve Sabah gazetesinden Hilal Kaplan, yanlış hatırlamıyorsam eğer, bir yazı yazmıştı. Hani bizi niye ciddiye almıyorsunuz, sürekli yabancı basına bu demeçleri veriyorsunuz diye. Aslında bir nevi Türkiye'deki
yani Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili o zaman, o cinayetin çok sıcak olduğu zamanlarda Türkiye farklı bir strateji izlemişti. Hani şeffaf, sürekli bilgi veren, hani diğer ülkeler bu konuyla ilgili daha örtbas eden Suudi Arabistan'ın tavrının karşısında. Fakat kendi Türkiye içerisindeki medyanın güvenilirliğine ya da kendi beslediği, kendi yakınında olan medyanın güvenilirliğine inanmadığı için, hani onun prestijinin düşük olduğu için sürekli Reuters gibi işte uluslararası haber kuruluşlarını kullanmaya başlamış. Ondan bir süre sonra Yeni Şafak gazetesinde İbrahim Karagül bir yazı yazdı. Dedi ki bizim durumumuz oldukça pespaye, kendi gazetesinde dahil ederek buna. Köşe yazarlarımız tembel, hiçbir şey okumuyorlar, hiçbir şey yazmıyorlar. Biz haberlerimiz çok kötü durumda. Bizim bu durumumuzdan faydalanan uluslararası basın geldi burada, işte bütün köşeleri aldı. Herkes haberleri oralardan izliyor. İşte bir araştırma yaptırıldığında da işte en çok izlenen Reuters'ın yine yapmış olduğu araştırma. Türkiye'deki okuyucu haberleri işte BBC Türkçe'den izliyor. Daha tarafsız olduğunu düşündüğü medya kuruluşlarına okuyucunun bir ilgisi var. Şimdi bununla şeyle başa çıkamayınca, bu benim yorumum tabii şu andan itibaren, bununla bir habercilik anlamında başa çıkamayınca veya işte bu seçim kazı kaybetme döneminde bütün bu medyaya rağmen seçim kaybedince bunun bir nevi faturası da bence biraz yabancı basına, ondan sonra veya yabancı basının Türkiye'deki şubelerine çıktı. Ve SETA raporu tam da bu esnada yayınlandı. Hatta raporun sonunda hatırlarsanız bir takım öneriler vardı. İşte hani bu ülkeleri uyaralım da bu yabancı bürolarına, Türkiye'deki bürolarına bir çeki düzen versinler. Aslında siz bunlarla konuşuyorsunuz. Hani bir ihanet durumu. Bunlar hem Türkiye'deki vatandaşlar için, bunlar sizin, bizim ülkemize ihanet eden yabancı basın uzantıları. Çünkü bakın işte böyle böyle tweet atmışlar, böyle hükümeti eleştiriyorlar deyip öbür taraftan da işte hani biz de sizi bu şekilde fişledik. Ondan sonra bizim devletin gözünde ki mesela bunu siz de bilirsiniz, Rusya'da yapmıştı böyle bir kanun çıkartıp ondan sonra yabancı basını işte ajanlıkla suçlayabileceği bir yasal düzenleme de söz konusuydu. Benzer bir taktik izlendiğini SETA raporunun da biraz açıkçası aceleye de getirilmiş. Çünkü gerçekten hani şey olarak tamam, ideolojik olarak zaten eleştirilebilir bir rapor da içerik anlamında, metodolojik anlamında da gerçekten çok aceleye getirilmiş, çok hani hiçbir değeri olmayan, Google'dan yani, kopyalanmış. Google'dan kopyalanmış çoğu bilgiler yanlış. Ondan sonra onların bir araya getirilme biçimleri anlamsız. Yani hiç kimsenin işine yaramayacak ki, kaldı ki hatırlarsanız o iktidar medyası tarafından bile bazı yazarların artık bu kadar da sefalet olmaz, bu raporun evet, arkasında kimse durmasın gibi eleştirilerde de bulunduğu bir rapordu o. Şimdi orada pek çok yabancı kuruluş vardı ve onların içinde yabancı deyince Sputnik'i de almak zorunda hissetmişler kendilerine. Sputnik ben biraz daha farklı kategoride değerlendirirler diye düşünüyordum. Nitekim ondan kısa bir süre sonra Sputnik'le ilgili bir olay gerçekleşti. Üç gazeteci Sputnik'ten uzaklaştırıldı, işlerine son verildi. Bu Davutoğlu söyleşisi nedeniyle onunla ilgili farklı açıklamalar, yorumlar, değerlendirmeler yapıldı. Siz nasıl gördünüz olayı? Şimdi üç gazeteci olayı, yani o röportajı, Davutoğlu ile röportajı Sputnik üzerinden değil, kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıklarını da söylediler. Ama işte bir şey söz konusu, logonun görünmesi vesaire. Sonuçta da Sputnik bununla ilgili bir açıklama yaptı. Sputnik aslında başından beri, çok daha öncesinde bizim tartışmamız, biraz gündeme getirmemiz gereken, Sputnik niye var burada? Sputnik'in hani veya işte Russia Today, onun yurt dışında başka ülkelerdeki prestijiyle Türkiye'deki prestiji birbirinden farklı bir hal aldı. Yani her ne kadar işte bu Rusya'nın dezenformasyon veya işte Amerikan seçimlerine karışma, onlara müdahale etme şeyleriyle Sputnik veya işte o Russia Today, o grupta bir şekilde o manipülasyon onunla anılıyordu. Fakat Türkiye özelinde baktığımız zaman hani ana haber bültenleri ve ara haber bültenleri hani çok da farklı olmamakla birlikte diğer medyadan şeye aldıkları, bünyesine aldığı işte Yavuz Oğhan gibi, işte Zafer Arakgirli gibi gazetecilerle beraber birdenbire aslında bağımsız medya, farklı sesler duymak isteyenler için bir alan açmış oldular.
Benim şöyle bir tespitim var. Yani şey, İstanbul'da taksiye bindiğiniz zaman eğer hani AKP'ye yakın bir taksi şoförü değilse mutlaka işte radyosunda RSFM dinliyordu. Yani o aslında bir nevi bir şey ayrımıydı. Ama şimdi bu imajı bu gazetecilerle sağladı. Dolayısıyla şimdi bizim yayın ilkelerimiz öyle değil ya da Davutoğlu'nda böyle bir haber değeri görmüyoruz demek başlı başına aslında Sputnik'in bir dönemi bu gazeteciler üzerinden kendisine bir prestij sağlamak üzerinden kullanması gibi okuyorum ben. Dolayısıyla da şimdi hani bağımsız gazetecilik ne Sputnik üzerinden eğer bunu tartışabilirsek biraz faydası olabilir. Yoksa her muhalif gazeteciye şeyi açan, kapılarını açan, ona bir takım olanaklar sağlayan medya kuruluşu bağımsız olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü herhangi bir politika değişikliğinde o bağımsızlığı elinden alabiliyor ve böyle işte ondan sonra da bir şeytanlaştırılıyor veya işte düşmanlaştırılıyor. Oysa Sputnik zaten başından beri yapısal olarak böyle bir kurumdu. Yani Yavuz Oğan'ın orada çalışması veya o gazetecilerin, diğer gazetecilerin orada çalışması veya onlara müdahale etmemesi Sputnik'in bağımsız, ondan sonra çok prestijli bir yayın organı olduğunu kanıtlar bir şey değildi. Orada tabii enteresan bir tesadüf de S-400'lerin gelmesinden tabii, kısa bir süre sonra bu gerçekleşti. Tabii tabii, yani hani o çıkar ilişkileri hani şey gibi düşünün bunu, hani Fox TV gerçi şimdi sahibi Disney ama evet. Fox News'in işte Amerika Birleşik Devletleri'nde işte A Haber gibi bir kanal olup Türkiye'de muhalif bir kanal olması gibi. Yani biraz onların şeyine de bakmak lazım. İşte o yüzden biraz ekonomi politik önemli. Sahiplik yapısı o yüzden önemli. Bir medyanın bağımsız olabilmesi için, ondan beklentilerimizin gerçek bir gazetecilik olabilmesi için sahiplik yapısının da bağımsız, editoryal içeriğe müdahale etmeyecek bir şekilde olması gerekiyor. Yoksa işte hani ya geçmişte Aydın Doğan'a küsüyoruz, ondan sonra ona kızıyoruz. Bugün işte hani S-400'ler yüzünden veya Davutoğlu'na olan tepki yüzünden işte gazetecileri kovduğu için Sputnik'e şey yapıyoruz. Yarın öbür gün başka, Fox News için de aynı şey geçerli olabilir. Hani bugün herkes Fatih Portakal'ı çok seviyor olabilir ama yarın Fox News'in, Fox TV'nin özür dilerim, Fatih Portakal'ı kapının önüne koyarsa ne diyeceğiz? Hani bu size yakışmadı mı diyeceğiz? Kime diyeceğiz? Murdoch'a mı diyeceğiz? Disney'e mi diyeceğiz yani? O yüzden aslında şeyi düşünürken, hangi kaynaklardan haber aldığımızı düşünürken ve konuşurken onların sahiplik yapısı üzerine de bir fikir sahibi olmamızda fayda var. Yoksa böyle hayal kırıklıkları kaçınılmaz olur. Ya siz Russia Today ve bu şeyi daha iyi biliyorsunuz. Çok daha yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Birkaç kez bağımsızlıktan bahsettiniz. Medya ve bağımsızlık dediniz. Tam o noktada bizi de yakından ilgilendiren bir şeyi, gelişmeyi sorayım. Bu Journal'ın parayla haber yapan siteler var açıklaması, haberi veya tırnak içinde haberi ve onun içindeki sıralama ve onunla ilgili yapılan tartışmanın son aşamasında bugün Faruk Bildirici bir yorum yaparak epeyce bir konuyu toparlamış ama siz nasıl bir çerçeve içinde bunları gördünüz? Şimdi hani ilk başta haber böyle bir ses getirilsin diye yapılmış bir haber belli ki, ondan sonra ilk gördüğüm zaman aslında çok da konuyu anlamadım ve bir taraftan da tabii ki Türkiye Gazeteciler Sendikası kendi içinde de gazeteciler, prestijli bir gazetecilik örgütü. Dolayısıyla yapmış oldukları haberle ilgili biraz daha yani ayrıntılı araştırılmış olduğunu düşünmüştüm. Fakat sonradan yayınlamış oldukları bir özür ve açıklama metninde kendileri de bir belirli bir takım hatalar yapmış olduklarını açıkladılar. Şimdi orada aslında çok tartışılmaya değer bir konu var. Yani bu biz etik gazetecilik ağ olarak da işte sonradan işte Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda bir bileşeni olduğu etik gazetecilik koalisyonu olarak da daha önceden tespit ettiğimiz Türkiye'de çok üst tartışılmayan bir paralı habercilik şeyi var, yani böyle bir olgu var. Hani şimdi mesela bugünlerde televizyonu açan pek çok izleyici, normal merkez medya kanallarını açan bir takım tercih programları izliyorlar. Üniversite tercih programları. İşte bir takım özel üniversiteler tanıtılıyor o tercih programlarında. Veya geçmişte gazetelerin işte üniversite tercih ekleri vardı.
Daha önce yazmış olduğumuz bir raporda bunların her birinin aslında içeriğinin paralı olarak üretildiği programlar olduğu tespitini yapmıştık biz. Yani siz aslında çocuğunuzun hangi üniversiteye gideceğine dair bir bilgi almak için açtığınız televizyon programının veya okuduğunuz bir haberin parasını zaten hali hazırda bir özel üniversite, bir kolej vesaire falan ödemiş oluyor. Bunun gibi işte reklamının yapılmasının yasak olduğu sağlık haberciliğinde, örneğin işte hani bilmem ne şey bilmem neye çok iyi geliyor tedavi yöntemi. Bunların her biri aslında Türkiye'de benim geçmişte gazetecilik deneyimimde de tanık olduğum ve hiçbir şekilde onun reklam olduğu, yani haklı ilişkiler faaliyetiyle reklam birbirinden ayıran şey bir tarafıyla öbüründe para karşılığı. Para karşılığında haber yaptırılma, para karşılığında sayfa satın alma. Bu çok üstünde konuşamadığımız çünkü çok yakıcı bir gündemimiz var. İşte içerideki gazeteciler var, basın özgürlüğü, sürekli davalarla mücadele ediyoruz vesaire. Bunlar aslında Türkiye'de etik konular biraz göz ardı ediyor. Bu çok şey bir konu, yakıcı bir konu. Ve bunun üzerinden yani bir tartışmaya fırsat veren bir haberle değerlendirilmesi ve tartışılması çok iyi olurdu. Fakat haber anladığım kadarıyla bir haklı ilişkiler ajansının ki haberde bugün Faruk Bey de Faruk Bildirici de söylemiş. Yani birden fazla denirken aslında orada da sadece bir haklı ilişkiler. O da kendisine haklı ilişkiler ajansı olarak tanımlayan bir ajansın. İşte biz şu kadar paraya işte şu sitelerde şu gazetelere haber yaptırıyoruz iddiasıyla çıkan. Ondan sonra da ve bu iddialar çeşitli şekillerde hani kanıtlanmaya çalışılmış ama o kanıtlanmaya çalıştığı o süreçte habere şeffaf olarak yansıtılmamış. Ve nihayetinde de haber aslında bir haklı ilişkiler ajansının yapmış olduğu ahlaksız etik dışı bir uygulamayı ön plana çıkaracakken sanki hani diğer taraftaki gazeteler ve onlara sorulmadan haber internet siteleri onların görüşü alınmadan ondan sonra aslında onların üzerine kurulmuş satılık haber dediğiniz zaman satan değil yani şey ona aracı olan değil açıkçası haberi satan veya sayfalarını para karşılığında satan gazetecileri suçlamış oluyorsunuz. Daha doğrusu itham etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda haberin kurgusu açısından şeydi. Ama kendi şeylerinde de o özür metinlerinde de söyledikleri gibi gerçekten bir kanıtları varsa bununla ilgili ki olabilir. Yani ne bileyim gazete yöneticileri bundan haberdar değildir de çalışanlar içerisinde etik dışı davranan bir takım editörler olabilir. Bütün bunlar aslında zaten halkla ilişkiler sektörüyle gazetecilik sektörünün bir araya gelerek tartışması gereken kurallarının herkesin riayet etmesi ve birbirini uyarması, yeni bir ilişki geliştirmesi gereken konular. Hani siz de biliyorsunuz ana akımda da çalıştığınız işte bir takım şeyler vardır. İşte ben Rusya'ya giderim örneğin ondan sonra işte güya haber için ama aslında beni bir büyük şirket götürmüştür oraya. Ondan sonra içinde bunların Faruk Bildirici yıllarca zaten Hürriyet'te bu reklam haber ayrımının düzgün yapılması için şey yaptı, mücadele etti. Kendi gazetesinden de belki ayrılma sebeplerinden bir tanesi de buydu. O yüzden aslında şeyde TGS Jurno'da çoğunlukla Faruk Bildirici'ye referansla haber değerini, evet, bu tartışmanın ne kadar değerli olduğunu hep Faruk Bildirici'ye referansla anlatmaya çalışmışlar. Faruk Bey de bugün o zaman bana referans veriyorsanız o zaman en azından o haberin olmazsa olmaz unsurlarını yerine getirmeniz gerekir diye aslında bir tartışmayı doğru bir yere çekmiş. Ben de böyle düşünüyorum. Ve belli bir süreden sonra yapılan öz eleştirinin de yetersizliğini de ortaya koyan evet, açıklamaları var. Evet yani hani bizim var. Zamanımız yetmedi ondan sonra arayamadık vesaire bunlar çok geçerli değil ve tabii ki en şey yapan tabii dikkat çeken konu da hem Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın akademisinin bir parçası olan ondan sonra ve doğru gazetecilik için uğraşan bir yapının biraz daha tabii titiz davranması gerekiyordu. Böyle bir haber yapacaksa eğer. Evet kesinlikle. Faruk Bildirici'nin yazısının son bölümünü hatırlıyorsanız enteresan bitirmiş. Hı hı. Böyle bir tartışma çıktı. T24 hassas davrandı. Birkaç sitede yalanladı ama ötekiler en az bir 15 site civarında
hiçbir şey demedi. Yani kayıtsız kalıyor kendisinin bir anlamda mesleki onurunun ortada olduğu bir tartışma konusunda. Bu da acınacak bir şey türünden bir evet, son bir yorumla bitirmiş. Evet, hem acınacak bir şey hem de yani tabii bir taraftan da öyle bir şey var ki, ayrım var ki işte iktidar medyası bu tarafa herhangi bir şekilde bir cevap vermeye ya da prestijini onun üzerinden tartışma gereği duymuyor. Hatta çoğu zaman tartışma gereği de duymuyor. Yani bunun açık açık yapıldığı işte hani iktidar medyası içerisindeki örneğin şeyi düşünün, işte ne bileyim Takvim Gazetesi'nin Ağaç'ta röportaj yapmasını veya işte Christian Amanpour'la bir sahte bir röportaj yapıp ondan sonra da çıkıp da şey demesin, yani hani Christian Amanpour'un ben böyle bir şey söylemedim, benimle röportaj yapmadılar dedikleri halde olsun yapsaydık böyle derdi gibi, hani orada tabii şey çıtayı gazetecilik mesleği açısından çok düşürmüş oldukları ama başka bir yere kendileri o düşürdükleri nokta ile ilgilenmeyip aslında kendilerini birebir bir propaganda aracı olarak tanımladıkları ve işte hani Erdoğan'a sadakat üzerinden bir gazetecilik ölçütü belirlemiş oldukları için o yüzden de bir nebze önemsememiş olabilirler diye düşünüyorum. Sizin çok sevdiğiniz bir tweetiniz var. Sabit tweetiniz. Yıllardır değiştirmiyorsunuz. Onun üstüne çok manalı başka bir laf edemediğim için belki de öyledir. Yine de bilmeyenler için söyleyin. İktidar medyayı övüyorsa orada bir sorun var demektir diyorsunuz. Yani, bu yandaşlık ya da havuz ya da siz nasıl tanımlıyorsunuz o şeyi, kategoriyi? Onu yazdığım zaman aslında şeydi, yani epey eski bir tweetti o. Yani aslında sadece iktidar medyasından bahsetmiyorum. Medyanın zaten var olan iktidarda her kim olursa olsun, yani HDP'de olsun, CHP'de iktidar olursa olsun, hiçbir şekilde hiçbir iktidar medyadan hoşlanmaz. Zaten bu yapının şeyi budur. İktidar medya tabii bir liberal kuram içerisinde hiçbir zaman işlemeyen bir şeyden bahsediyoruz ama en azından hani işlemese de yine de iktidarı rahatsız edecek haberler yapar. Dolayısıyla medya iktidarı övmez, övmemeli. Zaten bu bir kural, herkesin bildiği bir şey. Ama iktidar medyayı övüyorsa, ki o zaman bir takım böyle daha merkezde olan bir takım gazeteler ve gazeteciler övülmeye başlanmıştı. İktidar tarafından 2014 sonrasından bahsediyorum. Hani kim bize yakın kim değil, onun gazeteciliği şöyledir falan. Ben de bunun iyi bir şey olmadığını, yani iktidar sizi övüyorsa demek ki gazetecilik yapmıyorsunuz. Demek ya da iyi gazetecilik yapmıyorsunuz, hatta gazetecilik yapmıyorsunuz. O yüzden hani medya iktidar yalakası olur, medya iktidara şöyle şey yapar, medya böyledir falan, bu işin bilinir tarafı. İşin öbür tarafında eğer hani birisi sizi uçağa davet ediyorsa, örneğin Cumhurbaşkanlığı uçağına davet ediyorsa ve sizin bağımsız kimliğiniz nedeniyle değilse bu, o zaman orada olma nedeniniz, orada var olma nedeniniz gazetecilik faaliyeti değildir. En azından hani medya okur yazarı olarak okuyucuların, Twitter kullanıcıların eğer bir şekilde girerlerse buna dikkat çekmek için yapmış olduğum bir uyarıydı o. Evet, gerçekten bu son dediğiniz de Cumhurbaşkanı'nın uçağına binmek de Türkiye'de gazeteciliğin bir kriteri haline geldi. Evet. O kadar gergin bir dönemdeyiz ki bugün Ertuğrul Özkök'ün bir şeyi, söyleşisinden bir bölüm var şu anda T24'te de. Biz onu manşetler arasında yer verdik. Biz On TV söyleşisinde gazetelerin diyor %70'i trolleşmiş yazarlardan oluşuyor diyor. Yani bu trolleşmiş derken de şey, iktidarı savunanlar da iktidara karşı çıkanlar ne olursa olsun. Hı hı. Böyle savaşkan bir kesimden bahsediyor. Kendisiyle ilgili de şeyleri var, öz eleştirileri var. Birkaç kez sözü geçti de merak ediyorum nasıl gördüğünüzü. Merkez medya deyince şimdi ya da ana akım deyince şimdi ne anlamak lazım? Nerede görüyorsunuz bu kavramı? Artık öyle bir şey göremiyoruz. Yani en son işte bunu Doğan grubunu, affedersiniz, Doğan grubunu Demirören'e satıldıktan sonra bir ana akım medya bitti tartışmaları. Hani var mıydı ki, varken iyi miydi ki gibi uzun bir tartışma da yapmıştık. Merkez medya, ana akım medya dediğimiz şey aslında toplumun çoğunluğunun okuyup takip ettiği, genel beğeniler üzerinden, ondan sonra genel bir siyaset eğilimi üzerinden giden, bu yönüyle de en fazla hani geliri elde eden büyük medya kuruluşu. Çünkü medyaya yatırım yapmak, hani T24, siz belki daha küçük bir şeysiniz eski büyük medya gruplarına göre ama siz de biliyorsunuz ki oldukça pahalı bir iş.
Ve dolayısıyla bu alana girebilecek olanlar ancak hani büyük paralar, o da reklam geliri üzerinden döner, büyük paralarla olur. Yani hani küçük bir şeyin bugün ne bileyim T24, Duvar, Diken, ana akım medya olduğu gibi bir şey söylememizin çok bir anlamı yok. Çünkü ana eğilimi belirleyen bir çizgide olabilmesi için bu küçük yapıların çok daha büyük ekonomik yatırımlar yapması gerekiyor. Daha büyük stüdyolar, yani insanlar ne olursa olsun evlerine gittikleri zaman işte televizyonu açıyorlar. Televizyonda bir şey dinliyorlar, haberleri açıyorlar vesaire falan. Dolayısıyla o ana akımda, ana akımın bitme sebebi bunun yani Doğan Grubu'nun satılmasıyla beraber. Yani herkesin seyrettiği, ya işte dün akşam haberlerde, şimdi ikimiz konuşuyoruz diyelim ki Hakan Bey, sizin akşam haberlerde seyrettiniz mi, ne oldu, şu haberi seyrettiniz mi dediğimiz zaman aynı şeyleri anlayabileceğimiz bir zeminden bahsediyor olmamız lazım. Oysa ben işte Fox TV'yi izliyorsam eğer akşamleyin, siz de A Haber'i izliyorsanız, ben size dün akşam A Haber'leri izlediniz mi, ne oluyor diye bir şey sorduğum zaman bunun sizde bir karşılığı yok. Dolayısıyla aynı tür haberler değil, ana akım, eskinin ana akım kanallarını açtığınız zaman haber bültenlerinin çoğunun aslında işte Twitter'da kediyi kovalayan köpekler, ondan sonra işte kullanıcıların çektiği işte köprüden düşen adamlar vesaire gibi böyle bir sürekli bir magazinel TV sürekli sanıyorum ben televizyon haber şeyleri, editörleri sosyal medyadan ilginç olaylar ondan sonra vesaire takip ediyorlar haberlerinin diğerlerinden daha özel bir yere ayırabilmek için. Geri kalan zamanda zaten işte ne bileyim, örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yerde konuşacaksa onu ister istemez yayınlamak durumunda kalıyorlar haber kanalı olanlar. Hani diğerleri dizilerle vesaireyle şey yapıyor da geçiştirebiliyor. Ama zaten yayınlayacağınız şeyler belli. Yani o Cumhurbaşkanı sözlerini, işte ne bileyim seçim zamanı, Cumhurbaşkanı belediye başkanı adayı olan Binali Yıldırım'ın her konuşmasını vermek zorundasınız. Dolayısıyla siz aslında habere herhangi bir şey katmış değilsiniz, bir haber üretiyor değilsiniz. O yüzden de artık biz ana akımdan, ana akım diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Aynı şeyi anlamıyoruz. Son derece şey kaybettiler. Geçmişte ben de bir dönem çalıştım. Hürriyet Gazetesi dediğimiz zaman biz ne bileyim en az 600-700 bin, hafta sonları 1 milyona çıkan şeyden bahsediyorduk, tirajlardan bahsediyorduk. Bugün bu rakamların çok çok altında. Şimdi siz hafta sonu işte mesela Radikal'de çalışıyordunuz. Radikal 2'de çıkan bir yazı mesela bir gündem olabiliyordu. Siz belki sosyal medyada Twitter üzerinden tartışmıyorduk ama yakın çevremizde tartışıyorduk. Veya Hürriyet'te çıkan bir haber, Sabah'ta çıkan bir haber şey yaratabiliyordu. Şimdi hangimiz en son bir basılı gazeteyi ne zaman elimize aldık ve bunun içerisinden "Aa şu haberi de gördün mü?" diye sorduk. Dolayısıyla haberciliğin bitmesi işte bambaşka bir yere götürdü. İşte o yüzden de artık haber değeri olan şey işte Sputnik'teki 3 gazetecinin Davutoğlu ile 3 saat görüşmesi veya işte bir yerlerden alınan kulis bilgileri, başka yerlerden bir takım sansasyonel habercilik tamamen online mecraya kaymış durumda. Onları artık retweet ediyoruz veya WhatsApp gruplarından birbirimizle paylaşıyoruz. Evet, yeni olan şeylerden biri herhalde siyaset ve medya alanlarının buluştuğu noktada milyarlarca dolarlık yatırım yapmasına karşın iktidar kendisine yakın olan ya da emrinde olan medyayı yeterince kullanamıyor. Başarılı bir şekilde kullanamıyor. Hatta siz de bir söyleşte demişsiniz, bunlar ters tepiyor. İktidarın yararı diyorsunuz, bir taraftan onun sayesinde istemeden de olsa diğer medya alanlarını, iletişim alanlarını güçlendiriyor. Peki buna bağlı olarak son sorum şu olsun. Medyada herhangi bir değişimin işaretlerini görüyor musunuz siz? Görüyorum açıkçası. Yani hani az önce konuştuğumuz o ana akım denen alanın çok uzun süre boş kalmayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu anlamda bir geçiş sürecinde olduğunu düşünüyorum. Yani iktidar ana akım, eskinin ana akım alanını tamamen kontrol altına alarak başarılı olabileceğini düşündü. Ve işte bence yanlış yönlendirildi bu anlamda kendi danışmanları tarafından ve bunun bir işe yaramadığı görüldü. Şimdi o alan artık kontrol etmeye çalıştıkları alan iktidar için çok büyük bir yük halinde. Yani çünkü her gün
çok ciddi paralar dökülüyor o gazetelere, o televizyon yayıncılığının sürmesi için sürekli zarar eden bir yapı var. Onlar hele de bu ekonomik kriz şartlarında çok uzun süre dayanamayacaklardır. İkinci tarafta ise işte İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı'nın hani bu derece farklı kazanmasıyla beraber biraz siyasal iklim de değişmeye başladı. Şimdi AKP içerisinden ayrılmalar oluyor, onu izliyoruz. Şimdi hani Babacan ekibi, Davutoğlu ekibi, bunların her birinin en son Davutoğlu Sputnik olayında da görüldüğü üzere bu yapıların kendi seslerini duyurabilmeleri için mecralara ihtiyaçları var. Ve bu siyasal iklimin değişmesiyle beraber, yani AKP'nin kontrolünü biraz azaltmasıyla beraber, kaybetmesiyle beraber daha doğrusu, bir takım sermayedarlar da daha cesaretlenip buralara yatırım yapacaklardır. Yani o ana akımın dediğimiz alanın boşluğu çok uzun sürmeyecek ama nasıl bir yapıya dönüşür? Hani geçmişten bir takım dersler alınır da daha farklı, daha özgür, daha editoryal bağımsızlığı koruyucu, koruyan yeni gazeteler, yeni televizyonlar olur mu? Umarım olur, yani bu süreçten bu ders çıkarılır. Ama bu sosyal yapı kırıldıkça, yani o AKP kendi içerisinde çözülmesi devam ettikçe, ki artık bunu çok önü alınamayacak gibi görünüyor. Diğer taraftan diğer muhalefet hareketleri de, İşte CHP içerisinde de sermayedarlar biraz daha cesaretlendikçe yeni televizyon kanalları, biz medya ortamının çeşitleneceğini düşünüyorum ben. Ve o durumda da yani işte trollere yatırım yapanların zarar ettiği, hani bu süreçten siyasi olarak şeyden bahsediyorum, ekonomik olarak zaten çok ciddi zarar ettiler de, artık daha gazeteciliğe hakim, ondan sonra geçmişteki gibi Ertuğrul Özkök, bilmiyorum o, ben okumadım yazısını ama geçmişte kendisinin işte sitcom, bundan sonra sitcom gazeteciliği geçerli, Abdi İpekçi gazeteciliği öldü dediği sürecin aslında bir nevi kendisi de bir şekilde sorumlusuydu. Şimdi bundan sonra artık işte sitcom gazetecileri değil, gazeteciliğe çok daha farklı yaklaşan, çok daha iyi takip eden, işte meslek kuralları şu durumda bugünkü okuyucu için çok daha şey olacak, önemli olacak. O gazeteciler ayakta kalacaklar, o gazeteciler o alanı dolduracaklar, umuyorum yani. Güzel, bu iyimser bir mesaj oldu, böyle evet. Bitirelim. Çünkü başlangıcımız 180 ülke arasında 157 ile başladık. Daha sonra gerek SETA raporu, Sputnik'ten ayrılanlar, parayla haber yapma tartışması ve merkez medya, pek çok konuyu tartıştık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden doçent doktor Ceren Sözeri'ydi. Medya ile ilgili pek çok konuyu ele aldık. Başka programlarda başka konuklarla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.